Amerika Temsilciler Meclisi, Amerikan donanmasına ait iki fırkateynin Türkiye'ye hibe edilmesiyle ilgili yasa tasarısını onayladı. Füze güdümlü fırkateynlerin Türkiye'ye gönderilmesi için Senato'dan da onay alınması gerekiyor. Amerika Türkiye'ye iki fırkateyn hibe etmeye hazırlanıyor. Türkiye, Meksika ve Tayland'a fırkateyn hibe edilmesine dair yasa tasarısı Amerikan Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Iliana Ross-Lehtinen ve kıdemli Demokrat üyesi Howard Berman tarafından hazırlanan tasarı, kuralların askıya alınması yöntemiyle komiteden onay süreci atlanarak doğrudan Meclis Genel Kurulu'na getirildi. Yasa tasarısı sesli oylamayla Amerikan Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Yasayla Türkiye'ye Oliver Hazard Perry sınıfına ait füze güdümlü USS Halliburton ve USS Touch adlı iki fırkateynin hibe edilmesi kararlaştırıldı. Yasa Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalara neden oldu. Bazı kongre üyeleri Hamas'a yakınlığı ve İsrail karşıtlığı sebebiyle fırkateynlerin Türkiye'ye verilmesine karşı çıktı. Tasarının sahibi Ross-Lehtinen, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada fırkateynlerin Türkiye'ye hibe edilmesinin uzun dönemde Amerika'nın milli çıkarlarına yarayacağını açıkladı. Ross-Lehtinen, fırkateynlerin tamir, bakım, onarım ve yedek parça takviyesini Amerika'nın yapacağını ve büyük ekonomik getirisi olacağına dikkat çekti. Hibe edilmesi öngörülen iki fırkateynden biri 31, diğeri 32 yaşında. Ekonomik olarak ömürlerini nispeten doldurmuş olan bu iki fırkateyn için gereken füzeler, yedek parçalar, bakım ve onarım gibi faaliyetlerin hepsi Amerika'dan satın alınacak. Amerika, ıskartaya çıkmasına az bir zaman kala Türkiye'ye hediye ettiği bu iki fırkateynle hem ekonomik kazanç sağlayacak hem de Türkiye ile birlikte deniz tatbikatı ve operasyonu yapma kabiliyetini de artıracak. Fırkateynlerin Türkiye'ye gönderilebilmesi için Senato'nun da onayı gerekiyor.